Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Nisan'dan sonra idam talebinizin gereği yapılacak dedi. Milletimiz o gece tarihimizin en büyük kıyamlarından birini gerçekleştirerek FETÖ ihanet çetesi mensuplarını derdest etti. Şimdi hepsi mahkemelerde hesap veriyor. Yakalandıklarında itiraf ettikleri ne varsa şimdi hepsini inkar ediyorlar. İstedikleri kadar inkar etsinler. Ortada 249 vatandaşımızın şehadeti, 2193 vatandaşımızın yaralanması var. Ortada işgal edilmek istenen bir ülke var. Şu anda karşımda şehit aileleri var. Gazi aileleri var. Hiç merak etmeyin. 16 Nisan'dan sonra parlamento inanıyorum ki inşallah onlarla ilgili idam talebinizin de gereğini yapacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla Çanakkale'de düzenlenen törende konuştu. Milletin geleceği adına atılan her adımın vesayet odakları ve terör örgütleri tarafından sabote edilmeye çalışıldığını dile getiren Erdoğan, Avrupa ülkelerine de sert çıktı. Atlarını, itlerini benim oradaki vatandaşlarımın üzerine salıyor. Ve Almanya'nın şansölyesi de onun yanında yer aldığını söylüyor. Yazıklar olsun sizlere. Bunların birbirinden farkı yok. Al birini, vur öbürüne. Ne yaparsanız yapınız. Bu milleti yolundan çeviremeyeceksiniz.